Hoş geldin. Hoş bulduk. Masa hazır. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü? Oğlum, getir hadi köfteleri. Hayrola? Bir şey mi kutlanıyor gene? Yok, içimden geldi. Oğlum, babanın rakısını koy hadi. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ben alırım, bırak. Sen de köfteleri ver. Ne o? Oğlun yemeğe gelmeye lütfetmiyor mu? Gelir. Aradım, telefonu kapalıydı. Eğer iş görüşmesi kötü geçtiyse canı sıkılmıştır. Dolanır gelir. Kendinizi kandırmayın Handan Hanım. İş görüşmesiymiş. Tamam, yetişir. Nasılsın? Gayet iyiyim. Hadi çık artık sen. Bu geceki maç yapabilirim. Ağır ol ya. Daha dur. Yorma bu kadar kendini. Sen bize lazımsın. Ben dövüştükçe açılıyorum. Bahisler nasıl? Malı götüreceğiz. Tıktım tıktım içerisi. Herkes seni bekliyor. İyi. Biraz sakin ol. Beni dinle. Otur. Hızlı girme. Milleti azdır. Beklentiyi yükselt, tadını çıkara çıkara. Üçüncü raunda kadar idare et. Vur ama indirme. Üçüncü raundun başında da yıkıl, kalkma. Ne? Bu gece yenileceksin. Ne diyorsun sen be? Şike mike yapmam. Sakin ol aslanım. Bir dinle. Sen de saçma saçma konuşma. Çıkar dövüşürüm. Neyse o. Aptallık etme. Hem bahislerden payını alacaksın, hem de şimdiye kadar aldığının üç katını. İyi düşün. Niye böyle bir şey yapayım ki? Adamın arkasında sıkı bir bahisçi var. Seni şansa bırakmak istemiyor. Ben de kabul etmiyorum o zaman. Ne olacak? Kabul edersen para kazanacaksın. Etmezsen enayiliğine doyma. Hem para ihtiyacın var diyorsun. Bir gecede 3.000 lira. Az mı? 3.000. Oyun sert görünsün. Sen bilirsin işini. Ben işaret ettikten sonra ani bir yumruk al başına, kalkma. Beş bin o zaman. Pazarlık yok. İşine gelirse daha da sinirlendim. Şimdi ilk rantta kıracağım bebeği. Tamam, 5.000. Ulan ne adamsın be. Ama maçtan sonra. Şimdi çık, şovunu yap. O servet denen alçağın yatacak yeri yok. Ne kadar sövsemez. Ulan madem ümidin yoktu, niye beni oyalıyorsun? Bu sabah oturdum bir hesap yaptım. 4 yılda tam 8.000 lirayı bu işe masraf etmişiz. Yok zart raporuydu, yok zurt tutanağıydı. 7-7 doymadı. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Zehir zıkkım olsun inşallah. Hı. Sen sıkma canını. Ya yeni bir fırın nasıl kuruluyor, senin haberin var mı? Hı? Her şey sil baştan. Burada kurulu bir düzenimiz var. Dükkan boş durmuyor. Yeni bir yere geçmek kolay mı? Her şeyin hayırlısı. Bak oğulların da yanında. Hem Allah'a bin şükür kenarda 3-5 kuruşumuz da var. Yetmediği yerde kredi de çekeriz. Sana yepyeni güzel bir dükkan tutarız. Kime güvenip onca borcun altına gireceğim? Hı? Kime? Bunlara mı? İkisinin de fırınla ilgilendiği yok. Biri desen zaten kayıp. Ona döndü deme. O gitti gider. İş görüşmesi diye bizi kandırıyor.
Kendine faydası yok. Buna gelince bu patronun toplarını topluyor. Kendi işinin patron olmak varken ömrü boyunca eğilip doğrulacak onu istiyor. Kapat o zaman fırını baba. Kenardaki paran da cebinde kalsın. Yok ya. Baban çalışmadan durabilir mi hiç? Duramaz. Hem size de hiç ihtiyacı yok zaten. Adamları çalışıyor. Ben diyorum, var her şeyde bir hayır. Daha iyisi olacak. Fırını kapat diyor ya. Eğer bizim için katlanıyorsan gerek yok diyorum baba. Güney. O fırını deden kurdu. Sen de devam ettin. Orası senin cumhuriyetin. Bak. Bak laflara bak, laflara bak. Ben de kendi işimi kuracağım zaten. Kendi cumhuriyetini. Evet. Kendi cumhuriyetimi. Ama her şeyin zamanı var. Askerden döndükten sonra Sinan Ergrup'ta işim hazır. Ama hedefim orada da kalmak değil. Daha fazlasının olacağını biliyorum. İnşallah oğlum. Okul bitene kadar top da toplarım, simit de dağıtırım, ders de veririm. Ama okul bittikten sonra koşacağım baba. Bu dükkanda sıkışıp kalamam. Sıkışıp kalma. Durma koş. Nereye gideceksen? Git. Sami. Kaçma be! Bir laf ettirmiyorsun adama. Haftaya da Cemre'yle sözleneceğiz. Niyetim ciddi. Evlenmek istiyorum. Annesiyle de konuştum. Uygun gördüğü bir zaman gideceğiz, isteyeceğiz. Hep beraber. Çok uzattık arkadaşlık işini diyor. O da haklı. Kızı da düşünmek lazım. Şimdi zaman değil belki ama... Cemre de fırının durumunu bilmediği için. Söyleme de zaten, bilmesin. Kafaları karışır sonra ne oluyoruz diye. Gider isteriz. Sonra fırının işi de hallolur bir iki aya kadar. Değil mi Sami? Hep beraber gider isteriz kızı. Mahzun olmasın çocuk. Hem Cemre diyorum, annesine söylemiş. Ayıp olur. Gideriz değil mi? Güney beyefendi planlarını yapmış. Koşacak da madem. Yolunu temizlemek lazım. Görevimizi yaparız. Teşekkür ederim. Hadi bakalım hayırlısı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.